çok açtık diye hatırlıyor Rampa. İlk günleri ve DJ arkadaşlarının eventlerde bir şans için bolca koşturmalarını. Berlin merkezli Kayne Müzik Kolektifi'nin üyeleri Rampa, End Me, Reznik, Adam Port ve Label'ın sanatçısı Monya Genç Show'un bir araya gelmesinin üzerinden 15 yıl geçti. Koordineli omuz silikmeleri, küçümseyici mizahları ve sokak kıyafeti üniformalarıyla daha çok bir kaykay ekibine benziyorlar. Herkes hala en baştaki gibi back to back çalıyor. Ancak şimdi gençlik coşkusunun solduğu yerde kalıcı bir ortak yaşamları var. Ekibin uzun ömürlü olmasının sırrı rahat bir dostluk ve iyi bir zamanlama. Başarılarının çoğunu ana üstlerine borçlu olan bir grup için bugünlerde hiçbiri Berlin'de sık sık bulunmuyor. Kayne Müzik birçok açıdan şehrin mikrokozmik bir yansıması. Piknik, Weekend ve Cookies gibi kulüplerin hala tüm hızıyla devam ettiği, ucuz kira ve do-it-yourself rave'lerin güllük gülistanlık günlerinde müzikal istekleri üzerine kuruldular. O zamanlar Mitte Mahallesi aktivitenin yuvasıydı. 2010 yılında yeni başlayan projelerinin ilk yılında yerel bir takipçi kitlesi edinmişlerdi bile. Ancak dünyanın geri kalanı bizi umursamıyordu diye gülüyor End Me. Artık böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi kıtalar arası konserlerle meşgul olan Kayne Müzik Berlin'de yılda sadece 2 kere konser veriyor. Daha da az dışarı çıkıyorlar. Geçenlerde bir kez Panorama Bar'a gittim diyor. Kendini hassas biri olarak tanımlayan Rampa. Aradaki temel fark kendimi ayık ve yaşlı hissetmemdi. Ve yorgun. Perküsif tribal etkileri ve yoğun melodilerle hareket eden Kayne Müziğin techno house prodüksiyonları ve DJ setleri bulaşıcı bir pozitiflik içeriyor. Bazıları dans pistinde ruhları yükseltmeye olan bağlılıklarını sevimsiz bulabilir. Ancak bu kadar çok kulağı nasıl büyüledikleri konusunda hiç şüphe yok. End Me, yükselişlerini müziğe içten bir yaklaşımla yaklaşmalarına bağlıyor. Üzerinde çok fazla düşünmüyoruz diyor. Adam Port ise zaman içinde istikrarlı ve çok Alman bir şekilde büyüdüklerinde ısrar ediyor. Kolektif dinamik öylesine iç içe geçmiş durumda ki prodüksiyonları bile ürkütücü bir şekilde birbiriyle uyumlu. Geçen hafta bir organizatör bana miksimizi tek bir kişinin yapıp yapmadığını sordu çünkü ona her şey aynı geliyordu diyor End Me. Ama hayır, herkes kendi başına bir şeyler yapıyor. Her gün telefon görüşmeleri ve WhatsApp grubu sohbetleri aracılığıyla iletişim kurmanın yanı sıra haftalık salı toplantıları da yapıyorlar. Yaz aylarında birlikte tenis oynuyorlar. Reznik bir keresinde Star Wars izlemek için sinemaya bile gittiklerini ekliyor. Ancak hiçbiri tam olarak hangi bölümü olduğunu hatırlamıyor. Kıpkırmızı oryantal halılarla döşenmiş bodrum katındaki stüdyolarının etrafına Kayne Müziğin köken hikayesine ait eserler serpiştirilmiş. Monitörlerin üzerinde Wu-Tang Clan ve Wolfgang Tillmans gibi müşterileriyle tanınan Kreuzberg'teki Trix kayıt stüdyolarının çerçeveli bir fotoğrafı yer alıyor. 2006'da prodüksiyon stajyeri olan End Me, hip-hop müziğine olan ortak sevgisi nedeniyle ticari bir prodüktör olan Rampa ile ilk kez orada bağlantı kurdu. Bir şekerci dükkanında olmak gibiydi diye hatırlıyor Rampa. End Me, 12-14 saat çalışıyor ve sonra kendi ekipmanlarını alamayacak kadar parasız olan arkadaşlarını gece boyunca ekipmanlarla denemeler yapmaya davet ediyordu. Sabah stüdyo sahibi geldiğinde her şey sanki hiç dokunulmamış gibi alelacele eski yerlerine yerleştirilirdi. Ardından End Me ertesi günkü vardiyaya atlardı. Adam Port ve Reznik'in Kayne Müziğe nasıl katıldıklarına dair detaylar Berlin'in gece hayatının birbiriyle örtüşen yönlerinin bir kanıtı niteliğinde. Adam, her zaman birilerinin birilerini tanıdığını biliyorduk diyor. İkili, o zamanlar müzik gazetecisi olan Reznik'in 2006'da şehre taşınmasından kısa bir süre sonra tanışmış. İkisi de aynı çevrelerde yer alıyordu ve gençliklerinde hardcore ve punk müziğe olan ilgileri sayesinde hızla kaynaştılar. Adam, Reznik'i bir partide tanıştığı ve zaman zaman birlikte plak kovaladığı Rampa ile tanıştırdı. Reznik, Rampa aracılığıyla End Me ile tanıştı. End Me ve Adam başka bir partide bir araya geldi. 2007 yılında Kayne Müzik fikrini daha kavramsallaştırmadan önce ekip Piknik'te Resident DJ olarak çaldı ve barmenlerden biri olan şu anki görsel şefleri Monya ile arkadaş oldu.
2 yıl sonra tam haliyle resmiyet kazandı. İlk 4 yıl boyunca Cookies, Picnic ve Prens Lauer Berg Kulübü Villa'da kendi gecelerini düzenlediler. Sonunda Leipzig, Köln ve ardından tüm Almanya'da gerçekten boktan paralar karşılığında çalmaya davet edildik, diyor Endmi. Kapsamları 2014'te İsviçre, İtalya ve Norveç'e kadar genişledi. Rampa, Oslo'daki konserin bir otel için ödeme yapılan ilk konser olduğunu hatırlıyor. Kaine Müzik, 5 yıl boyunca Stadtbad Wedding'in çatı katını işgal etti. Alt katta, boş havuzda ve altındaki kazan dairesinde partiler düzenlediler. Heteroseksüeller vardı, çeteler vardı, sert adamlar vardı, raver'lar, hippiler vardı diye hatırlıyor Rampa. Şimdi insanlar sanki enmi araya giriyor. Daha çok tek tip. 2014 yılına gelindiğinde kolektifin uğrak mekanları Picnic ve Cookies emekliye ayrılmıştı. Ertesi yıl belediye yetkilileri yangın güvenliği ihlalleri nedeniyle Stadtbad'ı tahliye etti. Rampa, bu gerçekten üzücüydü çünkü büyük annem yüzme dersini orada alırdı diyor. Havuzun kapatılması, Rampa'nın tur tükenmişliğini atlatmaya çalıştığı bir yıla denk geldi. Bir zamanlar halka açık olan havuzun bulunduğu yerde şimdi lüks apartmanlardan oluşan bir blok var. Berlin nasıl kulüplerini uluslararası hale getirdiyse Kaine Müzik de aynı şeyi yaptı. Kolektif artık mekana bağlı değil. Bugün Bulgaristan, Fas, Abu Dhabi ve Meksika'daki uzak sahnelerde çalmak için dünya turuna çıkıyorlar. Sevdikleri Berlin mekanları yok olduğunda Kaine Müzik bu kaybın yasını tutarken duyarlılıklarını da başka yerlere taşıdı. Monya tarafından üçüncül renklerin dikdörtgen lekeleriyle boyanan yıl dönümleri Hand in Hand EP'si yolda, stüdyoda ya da ikisinin arasında bir yerde paha biçilmez anılarını anıyor. 80'lerin synthlerinin dokunuşları, belirgin davul kickleri ve parlak hooklarıyla yayın içten bir nostaljiyle parıldıyor. Tanımdaki bu arada kalmışlık DJ'lerin birlikte geçtikleri liminal alanları ima ediyor gibi görünüyor. Yerelden dünyayı dolaşan sanatçılara, eskiden yeniye stüdyolara ve bir altın gece hayatı döneminin sonundan daha sanayileşmiş bir diğerinin başlangıcına. Tüm bu değişimlerin ardından Kaine Müziğin yaklaşımında kendine güvenen bir rahatlık var. Artık Kaine 15 yaşında ve Rampa'nın sözleriyle artık kimse aç değil.